Merhaba arkadaşlar. Allah nasip ederse C# projesine başlıyorum. Amacım ilk önce kendimi tanıtayım. Adım Koray, soyadım Üstündağ. Sakarya'da yaşıyorum. Bilişim öğrencisiyim. Amacım kodlamayı hani daha kolay hale getirmek, yani bilmeyenlere hani veya öğrenmek bilmeyenler demeyelim de öğrenmek isteyenlere kodlamayı öğretmek, gerçekten hani üst düzey hani bir kodlama bilgi sahibi olmak isteyenler hani videolarımı izleyerek inşallah üst düzey kod bilgisine sahip olacaklardır. Umut ediyorum. Şimdi isterseniz başlayalım. Sıfırdan başlayacağım. Bize lazım olan materyaller ilk önce arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben Megap'in verdiği kitaplar üzerinden derslerimi işleyeceğim. Kodlama hazırlık ve basit kodlar. Şu anlık ikisi. Bunları nereden indirebilirsiniz? Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde mevcut. Megap. Burada dersin işte alan dersi üzerinden arama, bilişim teknolojileri programının temelleri bölümüne giriyoruz. Buradan tabi ilk önce ben kodlama yazıktan başlayacağım. Direkt indire bastığınız zaman indirecektir. Basit kodlardan da yeri gelince basit kodlara da geçeceğim. Yine yeri gelince işte kontrol deneyimleri ve metotlar. Sonra hani forumlara geçiş yapacağım. Forumlarda işte nesne tabanlı göreceğiz, veri tabanı göreceğiz. Her neyse, MGP sitesinden şu anda ilk ders olarak kodlamaya hazırlık göreceğiz. O yüzden kodlamaya hazırlık modülünü indirmenizde yararlı, yani yarar görüyorum. Şimdi indirdik. Şimdi kodlamaya hazırlık modülümüzü açalım. Buradan böyle ben tabii kısa kısa geçeceğim. Hani çok kodlama hazırlıkta fazla üstüne duracağım. Yani birkaç konu olabilir. Belki de olmaz. Şimdi dilerseniz kodlama hazırlıkla başlayalım. İşte programlamanın yapı taşları, bilgisayarın çalışma mantığı, giriş, işlem, bellek, çıkış. Zaten makinede biliyorsunuz 0-1'lerden oluşuyor. Şimdi gördüğünüz gibi insan ve bilgisayar arası benzerlik. İşte insan bilgisayar olarak değerlendirilmiş. İnsanın duyu organı, bilgisayarın giriş işlemleri, işlemen bölümleri, insanda geçici hafıza, bilgisayarda RAM, insanda işleme, beyin, aynı şekilde insanda depolama, beyin, bilgisayarda işleme, işlemci, depolama ve birimleri. Beyin yerine. Hani insanda hepsini beyin yapıyor. Fakat bilgisayarda RAM, işlemci ve depolama birimleri ve çıkış olarak insana tepki sonuç, bilgisayarda çıkış birimleri diye adlandırılmış. Sağ olsunlar. Makine dili, mikro işlemci, işte
Öyle. Heh. Geçelim ikili sayı sistemlerine. Şimdi bildiğiniz kadarıyla 4 çeşit sayı işlemi kullanılmakta bilgisayar ortamında. İkilik sayı sistemi, 8'lik, 10'luk ve 16'lık. 8'lik sayı sistemi, oktal, bu şekilde gördüğünüz gibi 0'dan 7'ye kadar. Örnek olarak 25, 8 diye gitmiş. Ben böyle bir bakıyorum. İşte şöyle söyleyeyim. Hani çevirmelerde böyle hani sayı bilgisayar makine dillerinde hani biraz yani yine üstünde durmanızı yani pek tavsiye etmiyorum. Hani küçük bir bilgiye sahip olsanız da yeter. Benim için tabii bu. Hani size kalmış. İşte derleyici. Biz derleyici olarak stüdyo kullanacağız. İşte bir yazılımda olması gereken temel özellikler doğruluk ve güvenilirlik. Verimlilik varmış ha. 2 sayfaymış. Verimlilik varmış. Güvenlik varmış. Kullanılabilirlik. Hata bulma kolaylığı. Esneklik. Falan filan. Yazılım çeşitleri var. 2 ana grupta incelebilirmişiz. Sistem yazılımları ve uygulama yazılımları. Sistem software, application software, programlama dili. İşte böyle kısadan geçiyorum. Şimdi biz tabii C# öğreneceğim. Ya yani öğreteceğim. Ya yani öğreneceğiz diyeyim. Çok yüksek seviyeli diller. Access işte burada gördüğünüz gibi yüksek seviyeli diller Pascal, Basic falan. Orta seviyeli diller C, C++, C#. Orta seviyeli diller tabi oluyor bunlar. Ve alçak seviyeli diller sembolik makine dili ve makine dili 0 ve 1'den oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi programın dillerin kuşak periyotları var. Burada gördüğünüz gibi işte programlamanın yani dillerin gittiği yer nereden nereye ve nereden ne oluşmuş. Onun gibi. Mesela Java ve C#'tan zaten bakalım. Aynen C# oluşturan C++ ve Java oluyor. Tabi C++ C neymiş? İşte bir sürü karışık yani. Soy ağacı. Uygulama faaliyetlerini yapsanız iyi olur. İşte. Geçiyorum buraları. Algoritma ve akış diyagramları. Arkadaşlar burada hani programlamanın mantığını öğrenmek için hani gerçekten çok üzerine durmamız gereken bir konu. Neden üzerine durmamız gerekiyor? Hani ben bilişim öğrencisiyim yani. Ben bile hani bize bile yani aşırı derecede üstünde durdurttular bu algoritma ve akış diyagramları üzerinde. Geçiyorum buraları da. Hani sizin üstünde yani durmanızı istediğim bir konu bu. Mesela şimdi algoritma işte A1 birinci sayıyı gir. A2 ikinci sayıyı gir. A3 iki sayının toplamını yap. A4 toplamın değerini yaz ve A5 bitir. Aynı şekilde yine A1 birinci sayı gir, ikinci sayı gir, iki sayının toplamını yap, toplamı ikiye böl, bölümün sonucunu yaz, bitir. Aynı şekilde. Burada da hani programlamanın
Program yazarken yapacağımız şekilde, hani birinci sayı x, ikinci sayıyı y olarak tanımlamış, toplamı da z olarak kullanırsa şöyle: x değerini gir, y değerini gir, z eşittir x artı y, z'yi yaz, bitir. Şimdi aynı şekilde yine ortalama da kullanacak. Bunu da ort demişler. X değerini gir, y değerini gir, z eşittir x artı y, ortalama eşittir z bölü 2, ortalama değerini yaz, bitir. Şimdi büyüktür küçüktür, bunlar biraz if'e giriyor. Hani bunları da bayağı bir çalışmanızı öneriyorum. Şimdi ben girmeyeceğim bu konuya. Ben programın basit kodlara geçince, tabii ki de if'e geçin, if ve else'ye geçince buradan, yani bu konulara değineceğim. Şimdi akış diyagramlarına geçelim. Şimdi bu gördüğünüz başlama ve bitirme oluyor akış diyagramında. Bu gördüğünüz ise klavyeden girilecek değerin, yanında yazıyormuş. klavyeden girilecek değerler için kullanılıyor. Bu hesaplama, yani matematiksel işlem, karar verme, ekrana yansıtma, yani kullanıcıya yansıtma da denilebilir. Ve bu da akış diyagramının yönünü belirliyor. Oklar. Mesela iki sayının toplamı başla, gördüğünüz gibi. Klavyeden x ve y değerini girdir. Matematiksel işlem: z eşittir x artı y ve ekrana z'yi yazdır ve bitir. Aynı şekilde ortalamasını iki sayının başla, x ve y'yi gir. Matematiksel işlem: z eşittir x artı y, toplam eşittir z bölü 2, toplam, ekrana yazdır ve bitir. Yine if ve else deneyimleri. Burada da, yani sizin yine bakmanızı istiyorum yine bunlara da. Bunları şimdi geçiyorum. Geçiyorum buraları. Değerlendirmeleri yapmanızı öneririm. Programlama yazılımı. Buraları tabii ki de okumanızı öneriyorum. Şimdi geldik stüdyoda. Burada da stüdyoyu anlatıyor. Neler var, neler yok, neler ile neler daha kolay neleri daha kolay kullanabilirsiniz. Pardon, konuşamadım. İşte burada da onları gösteriyor. İşte komut bölümü, işte burası son projeler. Bunların hepsine geleceğiz. Yani stüdyoya geçtiğimizde başlayacağız bunlara da. İşte buraları böyle geçiyorum yavaş yavaş. Burada stüdyoyu kullanmayı da öğretiyor. Ölçme ve değerlendirmeler. Modül değerlendirmesi. Ve modülümüzü bitirdik. Kodlama hazırlıkta bu modülde şöyle söyleyebilirim. Mesela bir haftanızı falan verebilirsiniz buna. Bir hafta tabii bir program zaten bu programcılık şunu gerektiriyor arkadaşlar. İllaki biliyorsunuzdur. Gerçekten biliyorsunuzdur. Matematik, yani bir programcı matematiği iyi olması gerekir bir programcının. Fakat arkadaşlar inanın benim matematiğim berbattır. Yani gerçekten berbattır. Hocalarım falan diyor bana zaten matematiğin iyi olması lazım, yoksa kodlama yapamazsın.
İşte bir şey yapamazsın. Fakat hani ben öyle olmadığına inanıyorum. Hani yani tabii sizin bu yine bu benim kendi düşüncem. Hani tabii gerçekten hani sınavlarda falan mesela benim çok zorlandığım kodlar oluyor. Hani ben ki hani ben bu bilişim bölümüne başlamadan önce ben C# öğrendim. Hani ben zannediyordum ki böyle işte bilişim bölümüne başlarım, işte şey yaparım. Hani hemen alırım bilgisayar önüme, hep kodlarım, kodlarım, kodlarım. İşte şey. Ama öyle olmadığını öğrendim. Hani bu benim için bir hayal kırıklığı oldu. Hani geçerim ben işte bilgisayarın başına. Hani oyun oynamam. Dedim hani hep program yazarım. İşte hocalar falan işte hep birlikte hep birlikte programlar yazarız falan diye düşünmüştüm. Ama hiç de öyle değilmiş. 2 ise bir matematikte 2 sabır arkadaşlar. Yani gerçekten hani sabretmemiz gerekiyor. Yani öyle bir hani bir kere öğrenmiş süreci tabii ki de sabretmekten geçiyor ve hani yaptıklarımızı tekrar etmekte yani bütün sır öğrenme. Hani ne söyleyebilirim? Mesela şöyle bir şey de söyleyeyim. Öğrendik kodlamayı. Hani gerçekten bir programcı olduk. Allah nasip ederse. Güzel güzel programlar yazıyoruz. Faydalı programlar yazıyoruz. Öyle bir zamanlarınız olacak ki hani şimdi bezdirmek gibi olmasın. Zaten hevesi olan gerçekten hani bezmez ve bu söylediğimi hani gerçekten de yapmak ister. Hani böyle bir şey olsa da hani uğraşsam diye. Ne söyleyeceğim? Bir gün bir program yazacaksınız ve programda bir hata oluşacak. O hatayı düzeltemeyeceksiniz. Saatlerce uğraşacaksınız. Belki günlerce uğraşacaksınız. İnternette Türkçe yazılı kaynakları olmayacak. İngilizce kaynakları araştıracaksınız. En sonunda uğraşacaksınız. En sonunda bulacaksınız. Ve bulduğunuzda göreceksiniz ki diyeceksiniz ki hani ben bunun için mi günlerimi harcadım veya saatlerimi harcadım. Benim örnek olarak kendimden vereyim. Ben bir program yazıyordum. Programda şöyle söyleyeyim. Programı yazdım. Derledim. Derlerken bir hata aldım. Hatayı ilk önce internette Türkçe olarak araştırdım. Bulamadım. Tabii ben bu işi ben tabii bitirdiğimde programı saat kaçtı? Yani bugün yani bu video çektiğim günkü değil yani. Bayağı bir bu video çekmeden böyle bir ay önce falan oldu bu olay. Saat sabah 11'de bitirdim. Hatayı aldım. Aradım Türkçe kaynak aradım bayağı bir. Saat 4'e kadar Türkçe kaynak aradım. Sabah 11'den. Sonra İngilizce kaynaklara geçtim biraz. Hani hocalarımı aradım. Hocalarım da işte hocam da dedi ki bana bilişim hocam hani biraz şey yap dedi. Araştır dedi. İşte saat 4'ten 9'a kadar da akşam 9'a kadar da İngilizce kaynakları bayağı bir aradım. Yine bulamadım. Sonra bıraktım kodlamayı. Yani artık dedim yapabileceğim bir şey yok dedim. Hani yapamıyorum ben programı. Bıraktım. Saat gece 1'di. Yataktaydım işte aklıma geldi. Kalktım tekrardan aramaya başladım. İşte Microsoft'un sitelerine falan girdim. Bayağı bir hani çözümler aradım. Saat sabah 5'e doğru çözümü buldum ve gerçekten ama gerçekten yani hani böyle kendimden utandım hani böyle nasıl bulamadım diye bayağı bir hani bayağı bir zorlandım hani yani çok güldüm halime işte hani programcılık hani böyle bir şey arkadaşlar hani böyle hani ben işte alayım hemen kod yazayım işte hemen böyle işte ne bileyim mesela bazı arkadaşlar oluyor hani kodlamayı kötü amaçlar için kullanıyorlar. Yani kötü amaç demeyelim hani
kötü amaçlı diyebiliriz de. Hani mesela işte hani işte bir keylogger yapayım. Hani bir rat yapayım. İşte hani o şekil şeylerde falan hani çoğu arkadaş o zihniyetle programcılık öğrenmeye çalışıyor. Hani işte bir program yazayım, bankanın veri tabanını hackleyeyim, işte şey yapayım. Hani gireyim, işte parayı alayım, götüreyim o falan gibi. Hani benim de öyle düşüncelerim vardı hani şahsen. Sonra anladım ki hani gerçekten boş, benim için boş. Hani sizin için bir şey demem. Hani boş, hani neden boş? Çünkü çok uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Hani ben hiç şu ana kadar yani bir bankaya hani saldırı dahi düzenlemedim. Yani hani çok böyle işte şeyini tuttum yani, hani böyle bayağı bir hani kişilerle iletişime geçtim arkadaşlarım, hani yapalım edelim falan ama hiç girişemedik. Hani her şey ne kadar hazırdı. Fakat girişemedik. Çünkü çok zaman alıyor. Onun yerine şimdi hani program yapıp satıyorum. Hani gerçekten para da kazanıyorum bu işten. Hani bazı arkadaşlar falan diyebilir. Hani ben program yapacağım da hani satıp da hani nasıl para kazanacağım diyebilir. Hani arkadaşlar hiç öyle benim de önceden öyle şeylerim vardı. İşte hani benim yaptığım programı kimse almaz. Hani ben işte nasıl program yaparım da satacağım da. Hani gerçekten yani gerçekten program satabiliyorsunuz ve benim yaptığım yaptığım ilk programı sattım. Onun parası bitmedi. Hani ye bitmedi arkadaşlar. Ciddiyim. Hani böyle bir gurur duyuyorsunuz kendinizle hani. Yani çok güzel bir his. Yani bu şekilde böyle yani, hani şimdi bu kodlamaya hazırlık dersini burada bitirelim. Hani biraz da sohbet oldu. Benim için de iyi oldu. Sizin için de inşallah iyi olur. Allah nasip ederse ikinci dersimizde basit kodlarla başlayacağız. Ben aşağıda şey veririm. Bu PDF'leri nereden indireceğinize, kitapları Megap'in sitesine yazarım. Bir dahaki derste tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni de takip etmeyi unutmayın. İnşallah güzel şeyler başaracağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.